ülkenin ileriye gitmesi için çok önemli diye düşünüyorum. Kurallar lazım toplumun işlemesi için. Toplumda yaşıyoruz. Kurallar olmazsa her yer muz cumhuriyeti olur. Yani adalet ve hukuk tabii ki her şeyden önce bence insanların yaşamı için çok önemli tabii ki. Ama eski önemi hala devam ediyor mu, o konu çok tartışılır. Kadınların dışarı çıkabilmesi için rahatça. Herkesin arkasında bir güvence duyarak çalışabilmesi için, ihtiyaç duyduğu, ibadetini özgür bir şekilde yapabilmesi için, inançlarına göre yaşayabilmesi için her şekilde önemli. Adalet hukuk olmazsa ne olur sonu? Ki hiçbir kimse hakkını koruyamaz. Haksızlıklar karşısında çaresiz kalır. Güvenebileceği bir dal olmaz yani haksızlık karşısında. Çünkü bunun için önemli. Burada mı? Bizim ülkemizde mi? Vallahi işlemiyor. Şu anda bunu Peker sayesinde görüyoruz zaten. Tabii ki adalet yok. Hukuk da işlemiyor. Şu an hukuk olması lazım. Şu an adalete başvurmanın tam zamanı dediğimiz anlarda da bakıyoruz ki ne adalet var ne hukuk var. Adalet ve hukuk sözlü olduğunu düşünüyorum. Ama hukukun da sözlü olduğunu düşünüyorum. İnşallah işleyeceği güzel günleri de görürüz diye düşünüyorum. Sizce var mı? Bence yok. Ne adalet var ne hukuk var. Pek çok haber kanallarından duyduk. İl ve ilçe başkanları, hukuk mezunu hep. Yani hakimlik ve savcılık bir ülkenin en üst seviyesi. Ama hakkaniyetli olacak, adaletli olacak onlar da. En büyük adaletsizlik eğitimde. Yani hakimlerden, savcılardan yaşanıyor. Gerçek cezayı gerçek olanlara vermiyorlar. En masumlara en ağır cezayı veriyorlar. Hep torpil işliyor. Yani parayı bastıran çıkıyor içeri kardeşim ya, dışarı çıkıyor yani. Öyle değil mi? Hep bunun mafyaları var. Ya mesela hayvan haklarında kesinlikle hiçbir şekilde adaletin ve hukukun yer aldığını ve işlendiğini görmüyorum. Herkesin aslında zihninde bitiyor her şey. Cehaletin tamamen ortadan kaldırılması gerekiyor. Çünkü cehalet çok kolay yönetilen bir şey. Ve biz buna teslim olduğumuz sürece bu ülkede hala maalesef adalet ve hukuk devam etmeyecek. İnsanlar zihninde, beyninde, yani her şeyden önemlisi vicdanında bitirdikleri zaman, farkına vardıkları zaman biz bence üstesinden geleceğiz ama maalesef hep ateşin düştüğü yeri yakmasını bekliyoruz. Bu da biraz bencillik oluyor bence. Çok bilinçli bir yeni nesil yetiştirilecek. Yani olay Z kuşağı da değil, daha küçükten başlamak lazım. Hakikaten adalet genlerine işlemiş olacak insanların. En başta adaletli olarak, bu adaletsizlere. Adaletli davranarak, adaletin ne olduğunu aslında onlar da biliyorlar. Fakat uygulamıyorlar. Ama mutlaka bir sandık gelecek yani. Herkes artık ne olduğunu gördü. Milletin taburasına gelmiş.